Çağlayan aka aka göl olur, göl olmadı, çağlayan oldu, kaynağına doğru akıyor. Merhaba değerli izleyiciler, yeni bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Bilindiği üzere bu bölümde Çağlayan Dergisi'nin baş yazılarını Necdet İçel hocamızla müzakere etmeye çalışıyoruz. Geçen bölümde Mabet Medeniyeti isimli yazıyı okumaya başlamıştık. Bu yazı iki bölüm halinde Çağlayan Dergisi'nde yayınlandı. İlk bölümü geçen ayki müzakeremizin konusuydu. Bu bölümde de ikinci bölümünü müzakere etmeye çalışacağız. Önce Necdet İçel hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük. Teşekkür ederim. Sevgilerimi sunuyorum. Seyircilerimize de sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Hocam bizim medeniyetin alameti farikası bir mabet üzerine inşa edilmiş olması. Hoca Efendi de kendi fikir sistemini aslında idealleştirdiği hareketini bu mabetler üzerine kuruyor. Geçen bölümde söylediğimiz gibi bu medeniyetin en önemli özelliği mabetler üzerine inşa edilmesidir. Bu bölümde Hoca Efendi neler söylüyor hocam, onu lütfeder misiniz? Estağfurullah. Başlığı şöyleydi hocamın: mabetlerin büyülü dünyası veya mabet medeniyeti. Hocamın da başlığa koyduğu bu veya ile ayrılan iki cümlesinden anlaşılıyor ki aslında yazı iki ana bölümden teşekkül ediyor. Bir tanesi mabet medeniyeti. Geçen bir önceki sayıda hocamın o uzun yazısını bu heyette ikiye bölmüş, sıkıcı olmasın diye mabet medeniyeti bölümünü geçen ayki Çağlayan dergisinin baş yazısı olarak çıkmış ve üstünde durmuştuk. Mabet nedir? Ve ibadet, mabet, mabut bağlantısı içinde mevzuyu ele almıştık. Ve Hazreti Adem'le başlayan ilk mabet, Hazreti Adem'in bütün çocuklarının tarihçesi içerisinde, insanlık tarihi içerisinde değişik dinlerin de kendi mabetlerini de içine alacak o şumullü, geniş camiyet içerisinde mabetlere kısa kısa temaslarda bulunmuştuk. Ve yine seyircilerimiz hatırlayacaklardır. Özellikle İslami bünyede mabet dendiği zaman camilerimiz ve mescitlerimiz, cami ve mescit kavramı üstünde de kısaca ayrımları nedir, farkları nelerdir, bunlara temas etmiştik. Yeniden o bölüme dönmeyeceğiz elbette. Bir de mabet medeniyeti dendiği zaman tabii medeniyet nedir? Medeniyetin tarifleri nelerdir? Bizler medeniyet dendiği zaman ne anlayacağız? Ki mabetlerin medeniyeti olarak da meseleyi ortaya koyabilelim. Evet, bütün bunları bir önceki sayının izahatı olarak seyircilerimizle beraber paylaşmıştık. Bu yazı, hocamın bu yazısı, Yeni Ümit dergisi, Nisan, Mayıs, Haziran sayısı, ki Yeni Ümit 3 ayda bir çıkıyordu. 1990 senesinde yayınlanmış bir yazı. Yani aradan neredeyse 30 küsur sene geçmiş. Yeni Ümit'in 1. cilt ve 18. sayısında da bu yazı neşredilmiş. Bugün bu yazının hocamın da taksimatıyla bir bölümünü teşkil eden mabetlerin büyülü dünyası noktasına daha çok temas edecek olan, o hocamın bir tek yazı içerisinde ele aldığı o uzun yazısının diğer yarısını, son bölümünü inşallah ele alacağız. Çünkü Çağlayan Dergisi'ni hazırlayan heyet bunun üstünde çok ciddi gayret sarf ediyor. Yazının uzun olursa bıktırıcı, sıkıcı olmasın diye işte mana bütünlüğü içerisinde onları bir kısım bölümlere taksim ediyorlar. Ve onun ikinci bölümü olarak da
bugünkü bu yazı üstünde inşallah duracağız. Mabet dendiği zaman bizde hepsini içine alan cami bir kelime var. O da mescit kelimesi. Cami kelimesiyle mescit kelimesinin farklarına daha önce temas etmiştim. Bir ön malumat daha farklı yönüyle sunmak isterim. Mescit kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 22 defa tekrar edilmiş. Mescidin çoğulu mesacit. Mescitler demek, 6 yerde zikredilmiş. Ve secde kelimesi farklı türevleriyle beraber ayrıca Kur'an-ı Kerim'de toplam olarak 92 yerde tekrar edilmiştir. Mescitler dendiği zaman akla mescitlerin sultanı olan Hazreti Adem ve oğulları meleklerin yardımıyla inşa edilen Kabe gelir. Kabe üstünde hocamın yazıları var. Belki ileride çıkar, onların üstünde genişçe durmaya çalışırız. Hazreti Adem'den önce yeryüzünde dünya güneşten kopma bir parça olduğu için dünyanın şartları ateşten yaratılan varlıkların yaşamasına müsaitti. Yeryüzünde cinler, melekler, şeytanlar yaşıyordu. Ve işte aynen bugünkü Kabe'nin olduğu yere Allah'ın emriyle melekler cennetten getirdikleri bir çadırla yine bir mescit, Kabe'nin işte o günkü şartlarda inşasını yapmışlar ve oraya müteveccihen Kabe'nin etrafında tavaf ederek melekler ibadet yapmışlardır. Dünya hareket etti, katılaştı. Sonra madenler meydana geldi. Semadan yağmurlar geldi. Bitkiler çıktı. Cenab-ı Hak daha sonra hayvanatı yarattı. Şartlar Ademoğlunun yaşamasına müsait hale gelince Allah Adem'i ve Nev'i, Beni Adem'i yarattı. Adem de eşi, zevcesi Havva ile cennetten yeryüzüne gönderilince takriben işte nereye indiyse Havva validemiz Arafat'a indirildiği söylenir. Orada buluştular. Ve Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e işte böyle bir bina yapmasını emretti. Bir beyt. Meleklerin yardımı ve tarifiyle de bugünkü Beytullah inşa edilmiş oldu. İşte bu mabet. Mabetin daha sonra az önce arz ettiğim bütün dinlerde bir ibadet merkezi. Aslında bunlar da Kabe'nin şubesidir. Kabe'nin tevemi, ikizi Mescid-i Aksa'dır. 40 sene sonra inşa edilmiştir. Ve işte camiler ve mescitler olarak günümüze kadar gelmiştir. Bunu şundan dolayı arz ettim. Kur'an-ı Kerim'de az önce zikrettiğim mescit, mesacit, secde kökünden gelen bu tekrarlara paralel olarak ayrıca Kur'an-ı Kerim'de 15 yerde Mescid-i Haram geçer. Bugünkü Kabe ve hemen yakın çevresini, tavaf edilen bölgeyi de içine alacak Mescid-i Haram. Yani mescit kelimeleri içinde mescitlerin sultanı olarak Mescid-i Haram'ı ifade eder. Tabi mescit dendiği zaman 3 mescit akla gelir. Hemen öne çıkan Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve benim şu mescidim buyurduğu Efendimizin Mescid-i Nebevi. Bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam, La tuşeddir rihalu illa fi thalâthati mesâcide. El mescidül haram, vel mescidül aksa ve mescidi hâzâ buyuruyor. Yani 3 mescit için şeddir rihal yapılır. Heyecanla, ibadet coşkusu içinde gidilir. Mescid-i haram, mescidi aksa ve benim şu mescidim. Evet, bu da önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor, Mescid-i Haram. Şimdi bu yazıda Hoca Efendi'nin, yani Mabet Medeniyeti yazısının ikinci bölümü olan Mabetlerin Büyülü Dünyası. Mabetlerin Büyülü Dünyası'nı okuyacağım ve bu mabetlerin bizlere üflediği ruh, alacağımız fikri gıdalar, manevi gıdalar, kalbimizi Cenab-ı Hakk'a rapt etmek için
alacağımız dersler. Mescit deyince onlar Kabe'nin şubeleri, Efendimizin Kabe'ye dönük Mescid-i Nebevi'de yaptığı ibadet, imameti ve sanki önümüzde Efendimiz Aleyhisselam var. O bizim için tabancadaki silahtaki gez göz mesafesinde, arpacık mesafesinde Efendimiz Aleyhisselam ile Kabe'ye doğru hedefleyip bizde böyle kazandırdığı manevi bir atmosferi var. İşte bütün bunları hülasa eden mabetlerin büyülü dünyası diyebileceğimiz bu bölümde burasını inşallah okuyarak neler anlaşılabilir, hocamız ne manaları kastetmiştir, anlayabildiğimiz kadarıyla üstünde beraberce inşallah durmaya çalışalım. Hocamın yazısı o kadar cami ki, yani iç içe girift olarak manalar gergef gibi işlenmiş. Onun için anlayabilmek için önce buradaki terminolojiyi iyi bilmek ve sonra arasındaki irtibatları sağlamak ve daha sonra bir bütünlük içerisinde onu anlamaya çalışma gayreti içinde bulunmalıyız. Ne kadar aktarabilirsek belki bütününü tam yansıtamayacağız. Seyircilerimizin dikkatlice kendilerinin de tekrar tekrar bazı terminolojik lafızlar üstünde durarak okumalarını tavsiye ederim. Biz burada onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Başlıyorum. Bu mabetler zinciri içerisinde hükümdarlık remzi olarak koca koca tepeleri hatırlatan pek muhteşemleri olduğu gibi sıradan insanlara işaret eden orta vüsattekileri ve ince, zarif halleriyle çocuklar ya da gençler için yapılmış gibi görünenleri de vardır. Şimdi yeryüzündeki mabetlerin hem manevi yönüyle büyüklük ve orta ve küçük derecelerine hem de bir medeniyet olarak inşa yönüyle muhteşem en büyük camilerden, hükümdarlığın remzi olan camilerden ve sonra işte en küçük mescit dediğimiz bizim Türkçe'de cami dendiği zaman büyüğü akla gelir. Mescit dendiği zaman küçük biraz daha namaz kılınan yerler akla gelir. Ve Türkçemize geçmiş olan burada mabetler zinciri içinde hükümdarlık remzi olarak koca koca tepeleri andıran, karşımızda kocaman dağ gibi duran mabetler var. Hükümdarlık remzi dediği zaman işte bunlar Selatin camileri demektir. Hoca Efendi herhalde Selatin camilerini kastediyor. Selatin camileri ile alakalı kısa bir malumat sunmak isterim burada. Selatin Arapçadan Türkçe'ye geçmiş olan bir tabir. Manası Selatin'in sultan demektir. Sultanların inşa ettiği camilere Selatin camileri denir. Adı üstünde sultan inşa etmiş. Böyle bir fakirin, bir garibanın himmetleriyle yapılan mescitler gibi olmaz elbette. Ve Selatin camilerinin olması için de Osmanlı bir şart getirmiş. Yani zengin bir adam koskocaman dağ gibi görünen bir cami inşa etse Osmanlı'da buna Selatin Camisi denmiyordu. İlla ki Osmanlı padişahının, sultanının inşa etmesi lazım. Hatta bir şart daha getirmişler bununla alakalı. Mutlaka bir de zafer kazanması lazım. Harp meydanlarında zafer kazandıktan sonra kazandığı büyük zaferin remzi olarak yapılan camilere Selatin camileri denmiş. Ama daha sonra sultanların yaptığı bütün camilere Selatin camileri denmiştir. Mesela ilk Selatin camileri Bursa'da Ulu Cami ve Yeşil Cami'dir. Ve daha sonraki dönemlerde Ayasofya'yı Hristiyanlar yaptı.
bir de İslam medeniyetinin mabedi görünsün diye, bir de yapılan onun karşısında muhteşem Sultanahmet Camisi, Fatih Camisi, Fatih tarafından yapılmış ve ikinci Beyazıt'ın yaptığı da Beyazıt Camisi, bunlar sultanlar tarafından yapılan ve gerçekten Selahaddin manasının tam oturduğu camilerdir. Bununla alakalı ayrı bir çalışma yapmak lazım. Selahaddin camilerinin özelliklerini şöyle saymışlar. Hünkâr mahfili olacak. Birden fazla minareye sahip olacak. Ramazan aylarında minareler arasına mahya asılacak. Ve bunlar büyük camiler olacak. Ve bir de sultanların getirdiği bir şart olarak bu camilerin 24 saat açık olması şartlarını getirmişler. Fakir de bir çalışma yaptım. İstanbul'daki Selahaddin camileri süratlice saymak istiyorum. Süleymaniye, Sultanahmet, Şehzade, Nur Osmaniye, Fatih, Yavuz Selim, Eyüp Sultan, Yeni Cami, Beyazıt, Büyük Selimiye, Ayazma, Laleli, Beylerbeyi, Büyük Mecidiye, Dolmabahçe, Nusretiye, Yıldız Hamidiye, Mihrimah Sultan Camii, cami kelimelerini atladım zaman kaybetmemek için. Mihrimah Sultan Külliyesi bu Üsküdar'da. Büyükada, Büyükada Camisi, Büyükada Hamidiye. Pertenliyel Valide Sultan Camisi, Yeni Valide Külliyesi, Eski Valide Külliyesi, Sultan Mustafa Camileri. İstanbul'da böyle dağlar gibi görünen, İstanbul'un silüetine farklı bir renk veren, hele güneş batarken akşam vaktinde çekilen resimlerle de muhteşem bir mimari ve bir medeniyet ortaya çıkartıyor. Bursa'da Yeşil Cami, Ulu Cami, Bursa Camisi, Muradiye Camisi, Yıldırım Camisi, Murat Hüdavagar Camisi. Edirne'de Selimiye Üç Şerefeli Cami, Eski Cami, İkinci Beyazıt Camii. Hocam da Edirne'de bu Üç Şerefeli Cami'de, o zaman da zaten gençliği döneminde caminin pencere gibi veya oda gibi penceresi var, orada kalmış camilerle de bu müellifin hayatı bütünleşmiş. Bunu bir önceki sohbette söylemiştim. Kütahya'da Kütahya Ulu Camisi, Manisa'da Muradiye Camisi, Manisa Sultan Camisi, Konya'da Konya Selimiye Camisi, Aziziye Camisi, İzmir'de de var Bergama Ulu Camii, Hoca Fatih Camisi, Hamidiye Camisi. Genelde Türkiye'de Selahaddin camileri dendiği zaman akla bunlar geliyor. Ben şimdi burasını az önce okuduğum yazıyı tekrar etmek istiyorum. Bu mabetler zinciri içerisinde hükümdarlık remzi olarak koca koca tepeleri hatırlatan pek muhteşemleri olduğu gibi. Herhalde bu anlaşıldı. Yani Selahaddin camilerini kastetti. Kısaca hakkında malumat sundum. Sıradan insanlara işaret eden orta vüsat tekileri ve ince zarif halleriyle çocuklar ya da gençler için yapılmış gibi görünenleri de vardır. Burada bir kısa malumat sunmak istiyorum. Bir çalışma yaptım. Bu camiler acaba Kabe merkezi etrafında dünyaya çoğalırken ülkemizde toplam cami sayısı, o mahallelerdeki mescitler filan değil de 89.817 cami inşa edilmiş şu anda. Bunların içine Selahaddin camileri dahil olarak. Bir de acaba dünyada kaç tane İslam dünyasında cami var? 3.843.671'e ulaşan camilerden bahsediliyor. Hangi ülkede ne kadar cami var? Bunları da aslında çıkartmışım. Evet, bunlar hepsi hocamın şu paragrafının açılımı mesabesindedir. Selahaddin camileri var hükümdarlık remzi olarak. Ayrıca sıradan insanlar, yani hükümdar olmayan insanlar tarafından yapılan
orta vüs'atteki camiler, bunların sayısı oldukça fazla ve bir de ince zarif halleriyle çocuklar ve ya da gençler için yapılmış gibi görünen bir de böyle mütevazi olan camiler vardır. Cami hangi ebatta olursa olsun, Selahattin Camisi'nden küçük bir mescide kadar hepsi için ne var ki en büyük ve muhteşeminden en küçük ve en mütevaziine kadar hemen hepsi aynı ruh, aynı mana ve aynı iç muhtevaya bağlılık açısından adeta bir bütünün parçaları gibidir. Bir bütün Kabe'dir. Onun ekizi Mescid-i Aksa'dır. Kabe'nin tam önemli bir şubesi Mescid-i Nebevi'dir. Şu anda 2 milyon insanın çok rahat saf tutarak namaz kıldığı Mescid-i Nebevi. Mescid-i Nebevi inşallah daha da genişleyecek. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Mescidim Uhud'a kadar da genişlese mescidimdendir. Önemli bu. Bunların hepsi aynı manayı bize üflüyor. Yani ben büyük camide kılınca daha iyi bir ruh aldım, bir mana, ders aldım, ibadetin hakkını verdim. Küçük mescit olunca biraz ibadetim küçüldü. Öyle bir şey bahis mevzu değildir. Hepsi özünde cami ifadesiyle aslında secde edilen yerdir. Ve geçen sayıdaki açılımda sunmuştum. Kulun Allah'a en yakın olduğu anda secdeye gittiği andır. Akrabu me yekunul abdu min rabbihi fehüve secid hadisi şerifi. Aynı ruh, aynı mana ve aynı iç muhtevaya bağlılık açısından adeta bir bütünün parçaları gibidir. Onlar, o camiler hangi seviyede ebadı çapı olursa olsun, onlar bize hep aynı şeyleri mırıldanır. Aynı hususlara göndermelerde bulunur ve aynı meseleleri hatırlatırlar. Efendimiz hatırlatır. Meleklerle bütünleşmeyi hatırlatır. İbadet için yaratıldığımızı hatırlatır. Kabe'nin inşasından Hazreti Adem'den bugüne bütün insanlığın yaptığı ibadetleri hatırlatır. Ayrıca az ileride anlatacak bir hatırlattıkları var. Sidre-i Müntaha, oradaki meleklerin ibadeti veya Kur'an-ı Kerim'de Tur suresinde geçen Vettur ve kitabin mestur fi rakkin menşur vel beytil mamur ayetiyle de anlatılan beyt-i mamur ve çevresindeki meleklerin ibadetlerini hatırlatır. Onlar bize hep aynı şeyleri mırıldanır, aynı hususlara göndermelerde bulunur ve aynı meseleleri hatırlatır. Biz de dillerinden anlayabildiğimiz ölçüde onları birer musiki gibi dinler, ifade ettikleri manaları paylaşır, onların hariminde hemen yakın çevresinde bulunduğumuz sırlı zaman içinde bizimle beraber Hazreti Kadir Hacat'a el kaldırıp yalvardıklarını duyar gibi oluruz. Hazreti Kadir Hacat Hazreti Allah'tır. Namazlardan sonra okuduğumuz Salaten Tüncine duasında ve takdilene bihe cemiyel hacet diyoruz. Ey Allah'ım, bizlerin bütün ihtiyaçlarını isaf eyle, ihtiyaçlarımızı kaza eyle, ihtiyaçlarımızı ver Allah'ım diyoruz. İşte mescitlerde ister namaza başladığımız anda, ister ezan ve kamet anında, ister namaz içindeki dualarda, İsterse namazdan sonra yaptığımız dualarda gönülden yalvarışlarla, dualarla, niyazlarla ve münacatlarla beni şu anda işiten ve gören, her şeyimi her an işiten, gören, bilen ve bunlara karşı cevap vermeye gücü yeten Rahman, Rahim, Allah var. İşte böyle bir Allah huzurunda herkes böyle yapıyor. Biz de mescitlerin içinde ve hariminde
musiki gibi bir atmosferle, musiki insanın ruhunun gıdasıdır ve bunlar da bizim ruhumuzu besler. Bunların yalvardıklarını duyar gibi oluruz. Bu mabetlerden kimileri otağını herkes tarafından görülebilecek yüksek bir tepeye kurmuş. Selahattin camileri genelde böyle yüksek tepe. Sultanahmet gibi mesela ve hakeza. Her şehrin en yüksek tepesine. Önce şehir, köy, ilçe, şehir ve şehirler kurulurken önce en önemli merkez olabilecek tepesine cami inşa edilmiş ve sonra şehirler buna göre, köyler, ilçeler buna göre şekillendirilmiştir. Yani yukarıdaki sıraladığı büyüklük ve küçüklüğüne doğru cami inşaatının bir de burada inşa edildiği mekan itibariyle bir tarifi var. Evet, herkes tarafından görülebilecek yüksek bir tepeye kurmuş. Muhteşem ve fevkalade görünümüyle işlerimize haşyet salan o muhteşem mimari, manzarasının yanında, haşyet salan manzarasının yanında hayallerimizde dünya ve ahiretin birleşik noktalarında duruyor olma hissini uyararak hem dünyada yaşıyoruz mescitte iken hem ahiretteyiz. Ahiret alemi tamamen bütünüyle arzularımızı, iştiyaklarımızı, da'us sıla, yani tekrar rahmi madere, yaşadığımız ana yerlere gitme arzusu, bizim için da'us sıla arzusunun sultanı cennete gitmedir. Hazreti Adem cennette mahrum olunca geldi ve Kabe'yi inşadan sonra Allah'a, Kabe hemen o kapısında, Kabe'nin Hacer-i Esved köşesi de kapısı arasında, bazıları kapısı der, orada dua etti Hazreti Adem ve 200 sene gözyaşları içinde dua etti. Ya Rabbi yeniden cennet. Cennetten geldi ya, Hazreti Adem de tövbe ederek istiğfarla beraber yeniden cennete gitme arzusu, da'us sıla. Da'us sılalarımızı harekete geçirip bizi bulunduğumuz zaman ötesine çağırır ve bize kendi iç sırlarından neler ve neler duyurur. Gerçekten üstünde durmaya değer bu ruhu oralarda alabilmek. Kimileri, mescitlerden bazıları, ince, zarif, yumuşak ve annelerimizin kucağı kadar sıcak iklimleriyle bizlere bağırlarını aşmış gibi durur ve ezan çağrısına ihtiyaç bırakmayacak şekilde gönüllerimizi ezeli şefkati nameleriyle kendilerine çağırırlar. Çok derin bir ifade. Bazı mescitlerde böyledir. Kimi mescitlerde, kimileri postunu düzlüğe sermiş, ovalarda yazılan, yapılan, herkese açık ve her günün her saatinde semtine uğrayanlara hoş amedileriyle elleri göğsünde eyvallah diyen bir dervişe, kimileri ilim ve araştırmaya açık, ufukları herkese tesir edecek şekilde vakur duruşlarıyla bir müderrise, kimileri de halkvari eda ve halleriyle hemen her yerde karşılaşacağımız bizim insanlarımıza benzerler. Hocaefendi burada öyle bir tasvir yapmış ki aslında mescitlerin fonksiyonlarına da dikkat çekmiş. Birer cümle ile süratlice Efendimiz Aleyhisselam dönemindeki mescitlerin fonksiyonlarına bu münasebetle, bu bağlantı içinde temas etmek istiyorum. Mescitlerin birincisi kutsiyeti üstünde durmak lazım. Kısaca durdu hocam da yukarıda. Mescit dendiği zaman fonksiyonları, işlevleri itibariyle önce mescidin kutsiyeti. Ayrıca
Mescitler eğitim, öğretim ve kültür merkezi olarak değerlendirilmiştir. Hocamın da bu anlattığı cümlelerin son bölümünde son ifade biraz buna dikkat çekiyor. Bir medrese hocasına, müderrise benzeyen mescitler ve mescitlerin bu yönü, mescitler aynı zamanda çevresinde bazen içinde kütüphaneleriyle öne çıkmıştır fonksiyon olarak. Efendimiz döneminde toplumu bütünüyle şekillendiren, toplumu idare etme yönü olan mescitlerimiz, toplumu idare etme, kamu yönetimi açısından mescitlerimiz, caminin adalet hizmetlerinde yeri vardı Efendimiz Aleyhisselam döneminde. Yer yer şartlar zorlayınca askeri amaçlar olarak da kullanıldığı dönemler vardır. Hatta yer yer hastaneler olarak da kullanıldığı dönemler vardır. Hatta mescidin kenarında mescitle münasebeti olsun da ıslah olsun diye tutukhane, bugün hapishane dediğimiz yerler vardır. Mescitler aynı zamanda irşat yerleridir. Buluşma ve görüşme yerleridir. Nerede buluşalım? Hisar Camisi'nin avlusunda, Hisar Camisi'nin bahçesinde mesela. Mescitler aynı zamanda psikolojik açıdan dolma, böyle Allah ile dolma, şarj olma açısından istirahat yerleridir. Ve Osmanlı'nın çok belli dönemlerinde nikah ve böyle dini nikah dediğimiz ama nikah salonu olarak da kullanılmıştır. Aşhane olarak kullanılmıştır. Mescitler aşhane olarak kullanılmıştır. Misafirhane olarak kullanılmış. Ganimet mallarının taksim edildiği yer, abdesthane, şiir kürsüsü olarak, kültür salonu ve bazen de spor kompleksi olarak kullanılmış. Ve Kars-ı Hasen kurumu, borç para alma, verme yerleri olarak kullanılmış. Ve en önemli istişari merkezler olarak kullanılmıştır. Eğer anlatabildimse hocam burada sadece bir iki noktasına dikkat çekmiş. Ama ben mescitlerin fonksiyonlarına girdiğim zaman baktığımda gördüm ki asıl saadette ve hemen Raşid Halifeler döneminde az önce birer cümle ile saymaya çalıştığım bu mescitlerin maddi ve manevi toplumda toplumun bütününü kucaklayacak, her dönemini içine alacak şekilde fonksiyonları vardır. Kısaca bunlara da temas ettikten sonra hocam şimdi farklı bir noktaya giriyor. Her biri kendi çapında Sidre-i Müntaha'nın birer gölgesi gibi durar. Bu kutsi mekanlar neye benzerlerse benzesinler. İster küçük, ister büyük, isterse Selahaddin Camisi olsun. Çağrışımlarıyla bizi hangi ufka götürürlerse götürsünler. Sidre-i Müntaha'nın birer gölgesidir her mescit ve mescitlerin sultanı olan Kabe-i Muazzama. Sidre-i Müntaha alem-i şehadetin son noktası demektir. Müntaha en son nokta demektir. Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinde inde sidratil münteha indeha cennetul me've tabirleri, ayetleri vardır. Efendimiz Aleyhisselam'ın Cebrail'le beraber gidebildiği en son nokta Sidre-i Müntaha'dır. Daha öteye Cebrail geçmemiş, geçememiş. Ondan sonraki Kab-ı Kavseyn'e ulaşıyor. Burada bir iki şeye kısa temas etmek isterim. Efendimiz Aleyhisselam artık ondan sonra Sidre-i Müntaha'dan sonra Kab-ı Kavseyn'e, Rü'yetullah'a mazhar olma ufkuna doğru devam etti. İşte Kabe, Muhammed Hamidullah diyor ki mümkün olsa Sidre-i Müntaha'dan yeryüzüne bir ip uzatsak, bir şakül indirsek tam Kabe'nin tepesine gelir, denk gelir. Yani Sidre-i Müntaha'nın yeryüzünde özetidir, timsalidir Kabe. Bazılarına göre az önce Tur suresinde okuduğum Vel Beytil Ma'mur ayetiyle anlatılan
Beyt-i Mamur'un yeryüzündeki timsalidir Kabe. Efendimiz Aleyhisselam Beyt-i Mamur'u anlatırken buyurur ki her an 70 bin melek içine girer, giren melek bir defa daha çıkmaz. Bir başka rivayette her an 70 bin melek Beyt-i Mamur'u tavaf eder, tekrar sıraya geçecek, sıra gelirse tavaf etmek üzere ve kıyamete kadar bir defa daha sıra onlara gelmeyecek. İşte Beyt-i Mamur'dan bir şakül uzatırsa tam Kabe'nin tepesine denk gelecek. Şimdi şöyle bir cümle kullanayım. Kabe yerin altına doğru Kabe'dir ve cinlerin metafıdır. Yeryüzünde insanlar ta dünyanın en ücra noktasına kadar insanlar Kabe'ye müteveccihen Hazreti Adem'den bugüne ve kıyamete kadar hemen Kabe'nin üstünden de ta semavata kadar Sidre-i Müntaha'ya veya Beyt-i Mamur'a kadar meleklerin metafıdır ve melekler oraya etrafında tavaf ederek melekler onun etrafında tavaf ederek kulluk yaparlar. Şimdi hocam diyor ki burada yani mescitlerin büyüklüğü, küçüklüğü ve hangi şeyleri çağrışmasından daha öte Sidre-i Müntaha'nın bir gölgesi olması itibariyle hani biz namazda niye Kabe'ye doğru dönüyoruz? Kalp gezi, Kabe gözü, Beyt-i Mamur veya Sidre-i Müntaha arpacıyla Allah'ın rahmaniyetini avlamaya, rızasını kazanmaya çalışıyoruz. İşte burada önemli olan mesele budur. Tekrar okuyayım. Her biri kendi çapında Sidre-i Müntaha'nın birer gölgesi gibi durar. Bu kutsi mekanlar neye benzerlerse benzesinler. Bunların hemen hepsi de bizim ülkemizin özünden, üsaresinden, ruhundan, manasından süzülüp çıkmış gibi bir edaya sahiptirler. Ve bizim mana köklerimizle, iç muhtevamızla o kadar uyum içindedirler ki onlarla ne zaman karşılaşsak his, idrak veya şuur altı muktesebatımızdan bir kesitle karşılaşmış gibi oluruz. Burada medeniyet tabirini de yukarıdaki ifadelerde kullandığı için önemli bir cümle kullanmak istiyorum. Hoca Efendi daha çok Anadolu'nun sinesindeki mescitlere burada dikkat çekti. Ve farklı mimarilerdeki, farklı büyüklüklerdeki, bazen tepede bazen ovada mekanları da farklı olan bu mescitler. Hepsi Sidre-i Müntaha'ya, Beyt-i Mamur'a bağlı olan bu mescitler için diyor ki tarihten süzülüp gelen, onların özünden, usaresinden, ruhundan, manasından süzülmüş gelmiş. İşte biz buna kültür diyoruz. Kültür, tarihi birikimin özetidir. Tarihteki bütün şekillenmelerin, manaların, resimlerin, çizgilerin hepsinin özetine, yani billurlaşmış haline kültür diyoruz. Tarihin birikimi harz manasında. İşte camilerimiz hangi ebatta, hangi mekanda olursa olsun böyle birer tarihin izini, ruhunu bize aksettirmektedirler. Devam ediyor. Bu mabetler aynı zamanda inşa edildikleri yerler itibariyle de sırlı bir kısım hususiyetlere haizdir. İnşa edildikleri yerler itibariyle camilerin manevi boyutuna dikkat çekiyor, haizdir. Onların o mehabetli ve ledünni görünüşlerinin yanında incelik, güzellik, zarafet, ihtiyaç ve estetik gibi yanları itibariyle de öyle fevkalade ve mükemmel halleri vardır ki eğer sağlarına, sollarına münasebetsizce yerleştirdiğimiz o
hoyrat beton yığınlarını görmez. Ya da yok farz edersek hani camileri böyle gölgede bırakacak. Büyük büyük şimdi apartmanlar yapıyorlar. Hoca Efendi'nin ona karşı burada bir alerjisi var. Keza aynı mesele. Kabe ne kadar küçük kalıyor yani haşa maddi yönüyle o zemzem tavulların yanı başında. Üstad Hoca Efendi onlara o hoyrat beton yığınları demiş. O hoyrat beton yığınlarını görmez ya da yok farz edersek onların bulundukları mekanlarla uyum içinde en enfes bir sanat harikası olarak bulur ve büyüleniriz. Evet, insan pek çoğu itibariyle bu sihirli mekanlara doğru yürürken kendini bir zirveye doğru yükseliyor, mana zirvesine yükseliyor gibi hisseder. Mabette hakikisine ulaşacağı bir terakkinin ilk basamaklarında bulunduğunu sanır. Mabet birinci basamak, ondan sonra Mescid-i Nebevi, Kabe ve yükseliyorum ben Sidre-i Müntaha'ya doğru. Ve arkasından da gerçek miracı yakalayacak bir atmosfer içerisinde. Bilhassa mabede bağlı eskiden kalma nazım planların, yani o camilerin o planları korunduğu yerlerde insan yol boyu mabet hedefli cadde ve sokaklarda pek çok mescit mücaviri mescidin çevresinde evlerin önünden geçerken hep Allah'a yürüyor gibi Allah evine yürür ve yürüdükçe her adımda yeni bir inşirah duyar ve bazen uzun bazen de kısa ona götüren bütün yolları duygularında, düşüncelerinde mabetleştirerek her şeyi zati kıymetlerinin çok çok üstünde değerlere ulaştırır. Mescide giderken, şehirde gezerken geçtiği mahalleleri, yürüdüğü sokakları, uğradığı bina önlerini, gölgesine sığındığı duvarları tıpkı tanıdığı insanların yüzleri gibi görür, cami duvarları. Görür ve adeta onlardan selam alır, onlara selam verir. Bu çok derin bir nükte. Yani mescitler selamın merkezi. Selam Müslümanlık manasında, teslimiyet manasında, hoşnutluk, rıza veyahut da çok rahat etme, değişik yani. Belki onlarca manası var selamın. Aslında gerçek selam Allah'ın cennette bize, biz müminlere vereceği selamdır. Selamun aleyküm tıbtum fedhulüha halidin ayeti ve buna benzer başka ayetler de var. O mescitler bize selam veriyor. Bizi saadete davet ediyor. Huzur ve mutluluk pompalıyor. Ve biz de o mescitlere selam veriyoruz. Onlar da bize selam veriyor. Hepsinden yakınlık duyar, hepsine yakınlığını duyurur. Önünden geçtiği pencereler ışıl ışıl gülücüklerle ona hoş amedilerde bulunur. Ve uğradığı her yer ve birbirinden ayrı sayılan her mesafe şuurlu birer varlık, hatta bir yol arkadaşı gibi ona refakat eder. Yani camilerin büyüklüğünde böyle bazı metrelerce cami duvarından gidersiniz. Kilometrelerce uzaklaşsanız bir türlü hala ona kendinizi yakın hissedersiniz. Sonra da onu başka refiklerle bırakıyor. Başka arkadaşlar kaldı artık onun yanında gibi el sallar ve ayrılır. Gelip mabedin revaklarına veya mabedi çevreleyen bahçede ulaştığında da şadırvan kurnalarından boşalıp dört bir yanda yankılanan su çağıltısı, kanat sesi. Bu kanat sesine baktım, güvercin demek buradaki. Güvercin sesi, pek çok camilerde böyle kuşlu camiler var ya, ağaç hışırtısı, kuş cıvıltısı, abdest alanların iç çekişlerinden hasıl olan koro şeklinde bir hoş amedi ile karşılanır.
Her şeyi, her sesi, her nameyi, her güzelliği bir Kevser gibi yudumlar ve harem dairesine yürüyormuşçasına kapalı ve olabildiğince mahrem bir kısım hislerle kendisiyle öteler arasına gelir gider. Sonra da tamamıyla ebedi mihrabına kilitlenir. Ebedi mihrab ahiret. Yani cennete giden yol o mabetlerden, mescitlerden geçer. Ve sadece onu sayıklar, sadece Allah, Allah demeye başlar. Artık ne suçaltısı, belli yerde suçaltısı, kutsesi vardı ama belli zamandan sonra mescidin içine girince Allah lahuti seslerle artık kendini donatır, doyar. Kuş seslerini, su çağlamalarını filan da unutur diyor. Artık ne su çağıltısı, ne kanat sesi, ne ağaç hışırtısı, ne de kuş cıvıltısı. Tekbirlerle gönlüne akan manaları duyar ve ürperir. Tehlillerle nefes alır, verir ve soluklanır. Tesbihlerle dolar boşalır. Her seste, her sözde onu duymaya çalışır. Ezan tekbirlerle, kamet tekbirlerle, bir de burada tehlillerle tabiri, tehlil de hani namazdan sonra tesbihata başlayacağımız zaman La ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehul mülkü ve lehul hamdü, bir rivayette ve hu ala kulli şeyin kadir, bir rivayette ve huve hayyun la yemut ve yedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunlar tehlildir. Tesbih subhanallah, tahmid de var elhamdülillah. Artık bunlarla doyar, tatmin olmaya, oturaklaşmaya çalışır. Evet. Namaz yolcusu gidip bu noktaya ulaşınca artık bütün bulunduğu mekanın havasıyla mest olur. Tasavvurlara aşkın lahuti bir lezzetle kendini iştiyak ve temkinin gel gitlerine salar ki bir manada haramgâh-ı ilahide sayılan fiziki bu son durak duyurup hissedenler için canlı cansız aksesuarıyla adeta ötelerin nameleriyle inler. İnsanları huzura hazırlar ve daha ötesine biler. İnsanın bilenmesi. Evet, hüşyar gönüller için burada her şey hususu lisanıyla onu, yani Allah'ı anar ve her tavır ve davranıştan ona ait gizli bir kısım fısıltılar duyar. Hele bir de namaz yolcusu ezanla, kametle ve niyetle bütün dünyevi duygularından arınıp, zaten namazla başlarken Allahu Ekber derken elleri kaldırmak, dünyayı ben bütünüyle, maddeyi bütünüyle attım arkama demek. Dünyevi duygulardan arınıp Allahu Ekber diyerek Rabbinin karşısında el pençe divan durabilmişse, işte o zaman bütünüyle semavi bir hal alır ve kendini enbiya, asfiya ve evliyanın hak karşısında kemerbeste-i ubudiyet içinde bulundukları saflar arasında hissetmeye başlar. Melekler içine girer, peygamberler içine girer. Ve önündeki imama uyduğu anda imamlar imamı Hazreti Ruhu Seyyidil Enam'a, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iktida etmiş, uyumuş olmanın sonsuz hazını duyar. Ve kalbinin saffeti ölçüsünde bedeni isteklerine ve cismani arzularına karşı tamamen kayıtsızlaşır ve adeta hak hoşnutluğunu abanmış gibi olur. Gönlünü tamamen onunla doldurur. Hiç olmazsa doldurma gayreti içine girer. Bulunduğu halin boyasına boyanır. Bulunduğu hal Allah'la bütünleşince artık o Allah'la boyanmış. Sıbgatallah ve men ehsenu minallahi sıbga. Allah'la boyanmışı silelim.
Allah boyasıyla boyanmış hale gelir. Ayette Cenab-ı Hak boya Allah boyasıdır. Allah boyasından daha güzel bir boya mı var? Bunun bir diğer ifadesi fena fillaha, beka billaha mazhariyettir. İşte bu bulunduğu halin boyasına boyanır. İşte böyle birinin bu şekildeki ledünni insibağı, insiba boyanma, ilahi boya, Allah boyasıyla boyanması namaz süresince onu hep huzurun mehabetli yamaçlarında dolaşır. Cennete gitmiş gibi huzur içinde huzur ve ona dünyada ulaşılması imkansız mehafet ve muhabbet ziyafetleri çeker. O kadar derin ve zevkli anlattı ki, yani uzaklardan mescidin inşasından, büyüklük küçüklük inşa şekillerinden, inşa edildiği mekanların farklılıklarından, Sidre-i Müntaha'nın bir numunesi olmasından başladı ve oraya doğru giderken, içine girdiğimizde ve ibadeti eda ederken alacağımız hazlar, zevkler, yani o büyülü hali gerçekten çok derin tasvir etti. Mabedin bu iç derinliğinden ötürüdür ki onu kalben inkişaf etmiş kimseler adeta Hakk'a yürümenin rampası gibi görür. Hakk'a yürümenin rampası gibi görür. Kalbi inkişaf etmiş kimseler. Yani cennete giden, Allah rızasına giden yol o mescit rampasından geçer. Değil günde 5 defa, ona her gün onlarca defa uğrasalar da her zaman taptaze bir ümit, bilenmiş bir azim ve bembeyaz hülyalarla uğrar. Her uğrayışlarında iç içe vuslatlar yaşar. Her ayrılışlarında da hicranlarla ayrılır ve hasretlerini de bir kere daha uğrayacakları mülahazasıyla serinleştirir. Hacca veya umreye gidenler Kabe'den ayrılırken böyle elleriyle selam, yine geleceğiz Kabe, yine döneceğiz Kabe derler. Onun ilahileri de var. Mescitten çıkarken hasretle çıkmak ve yine dönme aşkı ve iştiyakıyla mescitten ayrılmak, gitmek. Çok önemli bu. Çünkü burada bir incelik var. İbadet yolunda atılan adımlar ibadettendir. İbadet yolunda atılan adımlar ibadettendir. İşten veya evden çıktığınız, mescide doğru giderken attığınız her adım tıpkı mescitten namaz kılıyor gibi sevap kazandırır. Ve zaten 5 vakit namazların da kendi arasında o namazların kefaret ve affedici olduğu da ayrıca hadis-i şeriflerde anlatılır. Onun için şöyle bir inceliğe burada vurgu yapmalıyım. Bir insanın haccının veya umresinin makbul olduğunu nereden anlayacak? Bir kademe daha yukarıdan başlayayım. Hadis-i şeriflerde sürekli Efendimiz hacci mebrur, umreyi mebrur tabirini kullanmıştır. Salat-ı mebrur, savm-ı mebrur tabirler o ibadetlerde yok. Makbul bir umre, makbul bir hac. Ya biz eda ettik de haccımızın, umremizin makbul olduğunu nereden anlayacağız? 10-15 kadar alameti var. Şimdi mevzum değil, tay ediyorum ama bir alamet de şudur. Kabe'den, umreden geldikten sonra yine oraya gitme iştiyakı duyuyorsanız umreniz makbul olmuş demektir. Binaenaleyh mabette ibadet yaptınız, çıkıp giderken de tövbe bir daha gelmem diyorsa ondan bir feyiz alamamış. Ama mabetten çıkarken böyle çocuğunu bağrına basan bir annenin çocuğundan ayrılıp da bir daha onu bağrıma bassam iştiyakı gibi yeniden en kısa zamanda o mabede gelme heyecanıyla çıkarsa işte onun namazı da makbul olmuş, gıdalanmış, feyiz almış demektir ki evet, gözleri mabette, kulakları minarelerde, abi ezan okunsa da yine gitsem yani, ömürlerini minarelerden yükselen çağrıya, Allahu Ekber, Allahu Ekber çağrısına bağlılık içinde geçirir.
ve hep mabet ufuklu yaşarlar diyerek, Allah razı olsun, gerçekten derin bir yazı. Tabii bunları yazabilmek için bunları hazmetmek ve o lezzeti tatmak, öyle yaşamak lazım. Tatmayan bilmez demişler. Hocam mabetlerle bütünleştiği için, hayat hep mabetlerde geçtiği için, o mabetin verdiği manayı, ruhu derinlemesine burada anlatmış. Dilerim, dilenirim ki her mabede giden bunu, yani çok bütünüyle de olmasa bile, hiç olmazsa belli bir nisbette bu ruhu hissetsin, yaşasın, bu manevi hazzı alsın ve ibadetin hakkını böylece verebilsin. Şimdi öyle mi mescitler? Hoca efendi öyle olun, mescitler, mabetler budur diye tarif ediyor, yol gösteriyor, teşvik ediyor. Önce olarak bunları bize anlatmış oluyor. Cenab-ı Hak bu mabet medeniyeti, medeniyetten öte bir de bugün anlatmaya çalıştığımız mabetlerin büyülü dünyası sırlarına girmeye, o ruhla yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir değerlendirme oldu. Hem yazının kendisi güzeldi, hem de çok değerlendirmeleriniz sıra dışıydı. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür ederim. Ben de Allah razı olsun. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı hocam? Yok, tamam. Teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de teşekkür ediyoruz hocam. Değerli izleyiciler, bugünkü yayınımız burada sona erdi. Başka bir yayında bulunmadan önce yayınımıza, kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayınız. Başka bir yayında görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.